Böreğin tadına bakanlar el açması sandı. Biraz büyük olsun, göz doldursun diye börde bölüyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. 1 kilo patates var. Patatesi ne kadar bol kullanırsanız o kadar iyi olur. İç harcı fazla olur. Patateslerin üzerine geçecek kadar su koyduk. İçine az bir tuz ilave ediyoruz. Kabuğun daha çabuk soyulabilmesi için. Patateslerin haşlanmasını bekliyoruz. Patatesimiz haşlanırken biz şimdi iç harcını yapıyoruz. 2 tane yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 2 su bardağı süt. Elinizde süt yoksa suyla da yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Ocağımızın altını ısıtıp patatesleri bir kontrol edelim. Arkadaşlar birincisi elimizi bastığımız zaman içine doğru çöküyor gibi olacak. İkincisi de kürdanı sapladığımızda kürdan patatesi geri çekmeyecek. Çok rahat bir şekilde ne yapacak? Kürdan patatesi bırakacak. Eğer kürdanla beraber patates gelirse ne demektir? Patates daha çiğ demektir. Bak görüyor musunuz? Biraz ufak patates, biraz büyük patates yerinden oynatıyor. Kural bu. Tabii ki pişme süresi patatesin cinsine göre değişir. En doğru kontrol şekli budur. Bas, hafif lımbıl, kürdanı batır, çek, tutmasın. Şimdi bunu soğutacağız. Patatesler soğurken hemen soğanlarını doğrayacağız. Soğanlarımız ince olacak. Soğanları kavuracağız. Kavurmazsak böreğin içinde çiğ kokusu olur. Soğanımız hazır, ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Bu biraz bol yağlı olacak. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Çiğ kokusu gidene kadar bunu kavuracağız. Böreğin içinde çiğ kokusu olmasın, soğan patlaması olmasın. Almak istediğimiz lezzet alalım. Soğanlarımız iyice kavruldu, şöyle bir gösterelim. Hafiften rengini atmaya başladı. Soğan kokusu gitti. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı salça atıyoruz. Domates salçası. Domates salçasıyla da soğanımızı iyice bir kavuracağız. Ne zamana kadar? Salça tavan dibine yanmaya başlayana kadar. Salçanın da bir çiğ kokusu gitsin. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına bir gelsin. O lezzeti bir alsın. Tabi alması imkansız da. Sadece aldırmaya çalışacağız. Salçamız dibine yanmaya başlar. Tam istediğimiz kıvama geldi. Baharat işini daha sonra halledeceğiz. Altını kapatıyoruz. Patatesle buluşturacağız. Patatesleri soyulup baharatlarını atıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Çok az bir şeyde kimyon atıyoruz. Tabi severseniz tamamen tercih sizin. Acı seviyorsanız 1 tatlı kaşığı da pul biber. Patatesleri soğuttuk. Elimizi yakmasın diye soğuttuk, soyduk. Çok fazla ezmeyeceğiz. Püre haline getirmeyeceğiz. Şöyle dibindeki kalanını da alalım. İsraf olmasın. Patateslere yapışsın. Hafif hafif baharatı, salçayı, sosu birbirine yedireceğiz. İç harcımız hazır. Sıra geldi böreğini yapmaya. Arkadaşlar burada 3 tane yufkamız var. Yufkamızı keseceğiz tepsimizin ölçülerinde. Tam 6 kol çıkacak. Çıkan parçaları da içinde kullanacağız. Tepsimizin dibini yağladık. Böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle elimizle bir çırpıp üzerine bir dökeceğiz. Elimizde eldiven olduğu için sorun olmaz. Derler usta elini soktun yine. Kalan parçaları koyacağız içine. Patatesleri böreğin şekline göre koyacağız. Nasıl börek yapmak istiyorsa patateslerin şekli de ona göre olacak.
Tekrar üzerine bir daha yağlıyoruz. Yani sosumuzu serpiyoruz üzerine. Yağı tepsimize koyuyoruz. Tepsimizin ölçüsün ki yumuk olmasın. Tekrar bir daha gösterelim. İyice üzerine bir sosladık. Çıkan parçayı üzerine koyacağız. Onun üzerinde şöyle bir sosluyoruz, yağlıyoruz. Yağlıyoruz ki kuru olmasın içinde. Her parçaya aynı sostan dökeceğiz. Patateslerimiz tam böreğin boyuna kadar gelecek. Parçayla beraber tüm yuvarlamaya başlayacağız. Bastırmayacağız. Üzerine tekrar bir daha yağlıyoruz. Arkadaşlar, yağlıyoruz demem yani sosu kullanıyoruz demek manasına geliyor. Bazen yanlış anlıyorlar. Usta yağ mı kullandın diye. Bir çay bardağı kadar bir sosumuz vardı. Onu da şöyle hafiften yediriyoruz üzerine. Sosu bitirecekti. Hepsini de koymayalım. Böreğimiz hazır. Sıra geldi böreğimizi bölmeye. Tabi porsiyon miktarı size bağlı. İstediğiniz ölçüde bölebilirsiniz. Biraz büyük olsun, göz doldursun diye dörde bölüyoruz. İki tane yumurta sarısı var. Onu süreceğiz üzerine. Yumurta sarısının tamamını çaldık. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına 20 dakika. Arkadaşlar, fırınımız fanlı olacak. 20 dakika 200 derece orta göz atıyoruz. Üste birden bire yanmasın. Tabi ara ara kontrol edeceğiz. Derecesi bitti, fırını açıyoruz. Ben atarken 20 dakika demiştim ama dakikayı şaşırdım. Herhalde fırını ayarlayamadım. Size söyleyeyim, yüzü kızarana kadar fırından çıkar diyoruz. Arkadaşlar, böreğimiz hazır. Hemen şöyle bir gösterelim böreği. Patatesli böreklerimizi. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Arkadaşlar, netice belliydi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Abone olmayı da unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.